Bir gösterelim. Bu ne? Bir bakın bakayım, ben bilemedim ama bu ne? Olabilir. Evet, Vallahi bu bilemedim. sizin güzel bronzlaşmanızı sağlayacak havuç tohumu sevgili kardeşlerim. Havuç tohumu mu? Havuç tohumunun içinde çok özel bir madde var. Bu madde Allah sayesinde çok güzel güneşlenmenizde bronzlaşmanızı sağlayacak bir şey. Ne yapıyoruz? Bir litre Allah. güzel sızma zeytinyağı aldık. Biz bunu nereden bulabiliriz? Her Havuç türlü tohumu. baharatçılarda var. Tohum satan yerlerde var. Bulabileceksiniz. Çok kolay bulacaksınız. Havuç tohumu diye sorduğunuzda bulabileceksiniz Allah kardeşlerim. Allah, bak. Havuç tohumu. Evet, şimdi ne yapıyoruz kardeşlerim? Hemen anlatıyorum. Biraz şuraya getirip yapalım Evet şurada. hocam. Bakın, bir litre güzel sızma zeytinyağı aldık. Sızma zeytinyağının içine yaklaşık yarım fincan kadar, bir fincan kadar havuç tohumu koyacağız. Bakın, şöyle koyacağız bunu. Sonra bunun içine bir fincan kadar susam yağı, bir fincan kadar susam yağı koyalım. Havuç tohumunu koyduk. Koyduk. Ne Susam kadar? Yarım yağımızı fincan da kadar havuç tohumu koyduk. Neyin içine? koyduk. Bir litre sızma Söyleyeyim zeytinyağının tekrar. içine. Susam Bakın yağı. kendi güneş yağınızı kendiniz yapın. Çok fark edecek. Çok Ay güzel nasıl kokulu. aldı hemen içine? Ondan sonra bir çorba kaşığı ozon yağı. Ozon yağı da Bir çorba koyuyoruz. kaşığı kakao yağı. Bir çorba kaşığı da Hindistan cevizi yağı. Pardon, fincan diyecektim. Çorba kaşığı Kaşık diyorum. değil de Bir daha fincana söyleyeyim. Fincan. çevirmişiz Çünkü onu. yağımız çok. Fincan. Bir fincan susam. Bir fincan ozon. Bir fincan kakao yağı, bir fincan Hindistan cevizi yağı. Sonra bunun içine şöyle koyacağız. Evet, sokun Şöyle. içine. Güzelce bir çevireceğiz. Şöyle bir bakalım. Evet. İçindekileri gördünüz değil mi? Onlar. Hemen renk değiştirecek muhtemelen. Bir de evet Başka bir şey yapınız. var mı hocam? Yok yok, yapınız yapınız yapınız. Yapın. Ne yapıyoruz? Havuç tohumlarını parçalıyoruz sevgili kardeşlerim. Yaklaşık bu bir hafta güneşte duracak. Her gün bir saat güneşte duracak. Bir hafta sonra süzeceksiniz. Mis gibi kokulu, kakao kokulu, Hindistan cevizi kokulu. Güneş yağınız hazır. Güneşe çıkmadan önce kullanacaksınız. Mükemmel netice alacaksınız. D vitaminini önlememiş olacaksınız. Kemiklerinizin erimesine mani olacaksınız. Böyle bir mükemmel bir nimeti lütfen kaçırmayız canım kardeşlerim. Şunun için alalım onu. Çocuklar için de Herkes kullanabileceğini kullanabilir. söylemiştiniz. Bebeklere de kullanabilirsiniz. İçinde ne var? Susam yağı, kakao yağı, Hindistan cevizi, ozon yağı. Ozon yağını söylüyoruz oksijen olduğu için ama ozon yağını bulamıyorsanız koymayabilirsiniz. Şey hocam, hemen aşağı. Şöyle koyalım da Ha, sağ şey olun. yapasın Hocam dedik. mutfakta muhteşem yalnız. Her Çok. şey tıkır tıkır düşünüyor. Evet. Ondan sonra susam yağını koyduk. Kakao, Hindistan cevizi yağını koyduk. Bunun özelliği havuç tohumundaydı kardeşlerim. Bunu güzelce ezdiğimiz zaman, parçaladığımız zaman bu mükemmel yağ hazır. Lütfen bunu ihmal Bu etmeyiniz. yağ bizi güneşe karşı koruyacak mı? Zararlı Güneşin ışınlarına? ışınlarından koruyacak, Bronzlaştıracak mı? bronzlaştıracak, cildinizin kurumasına mani olacak. Çok önemli, D vitaminini güzel almanızı sağlayacak Ha. kardeşler. D Bütün vitaminine dünyadaki engel olmayacak. otoritelerin kabul ettiği bir şey var ki, çok faktörlü şeyler kullandıkça D vitamin eminiminiz yavaşlıyor diyorlar. O yüzden canım kardeşlerim, biz de size diyoruz ki doğallarını tercih ediniz. Ama tabii ki doktorunuz size sen bu faktörlüğü kullanmak zorunda diyorsanız onlara saygımız sonsuz. Onların dediğini yapacaksınız. Biz size sadece ve sadece bu şeylerin mükemmel olduğunu, sizi çok rahatlattığını söylüyoruz. Şimdi Ay şu güller nasıl güzel görünüyor bakın hocam. bunları ta bizim evden getirdik. Size Öyle hemen bir mi? de gül yağını da yapıverelim Bizim o Show zaman. TV'nin bahçesi de muhteşem Evet, sizin çiçekler bahçeler de konusunda. çok güzel, doğru. Ama bu sizin güller de çok Şimdi güzelmiş. anlatıyoruz. Bunun içinde ne yapacaksınız? Bu arada hocam izleyicilerimiz soruyor şimdi bu faktör anlıyoruz ya biz. Bu kaç faktöre denk geliyor diye bir Şimdi izleyicimiz sormuş. kardeşlerim, bunun faktörünü siz boş vereceksiniz. Buna faktörden ziyade bu sizi koruyucu bir yağ ve bronzlaştırıcı bir yağ. Bir daha söylüyorum. Bizim görüşümüze göre kemiklerin kuvvetlenmesi için faktörlülerden ziyade böyle doğal yağlarla yağlanmak lazım. Onu söylüyorum. Doktorlarınız faktörlü tavsiye etmedikçe kendi başınıza gidip 30 faktör, 40 faktör diye almayınız. Kendi başınıza yapmayınız. Doktorunuz, yani cilt doktorunuz ya da çocuk doktorunuz ya da Aile aile hekimimiz. hekiminiz size şu faktör diyorsa saygı sonsuz, ona karışmıyoruz. Ama diğer hususlarda ben size doğal yağlanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü D vitaminini o zaman alabiliyorsunuz. Bunu ihmal etmeyeceksiniz. Şimdi bir de size